Kıymetli izleyicilerimiz, şimdi biliyorsunuz insanlar doğduğunda işte bir yaşında, 40 günlükken vesaire bebeklere aşı yaparlar. Zatürre aşısı, işte bunun yanı sıra işte ne bileyim kızamık aşısı gibi, tetanoz aşısı gibi aşılar var. Şimdi aşıların sayısı artacak koronavirüsün aşıların sayısı göreceksiniz. Birkaç yıl sonra yeni doğan bebeklere de koronavirüs aşısı yapılacak. Aynı zatürre aşısı gibi ya da diğer aşılar gibi hani çocukken yapılan aşılar gibi. Şimdi değerli izleyicilerimiz, aslında bilim insanları ya da devlet yöneticileri ya da aşıyı bulanlar bunu zaten önceden planladılar. Ama ellerinde yeterince aşı olmadığı için hayata geçirmeleri biraz gecikiyor. Maalesef böyle bir tablo var. Şimdi göreceksiniz birkaç yıl sonra yeni doğan bebeklere de bu aşılar yapılmaya başlanacak. Çünkü aşı sorunu kalmayacak. Pek çok devlette, bunun içerisinde Türkiye'de var, kendi aşısını üretecek ve denilecek ki artık işte çocukların, bebeklerin aşı takvimine, aşı kartına koronavirüs de eklendi denilecek. Biz aşı pasaportu konusunu bir buçuk yıl önce konuşurken ben şunu söylüyordum. Diyordum ki göreceksiniz herkesin elinde bir karnesi olacak aşı karnesi. Sen koronavirüs aşısı oldun mu olmadın mı diye soracaklar. Gümrüklerde soracaklar dedim. Uçağa binerken soracaklar dedim. Bazı izleyicilerimiz dedi ki ya olur mu öyle şey ne alakası var ben olmak istemiyorum. Hadi olmak istemiyorsun da uçağı almayacaklar. Bir ülkeden bir ülkeye rahat bir şekilde seyahat edemeyeceksin. Yani aşı olmayanların hayatını kısıtlayacaklar. Biz bunları defalarca anlattık. Bugün itibariyle geldiğimiz noktada devletler aşı pasaportunu zorunda hale getiriyorlar. Avrupa Birliği içerisinde rahat seyahat etmek istiyorsanız ya da Avrupa topraklarına başka ülkelerden gelmek istiyorsanız aşı pasaportunuz var mı diye sorulacak. Onun için önümüzdeki yıllarda çok değil bir buçuk iki yıl sonra aşı bolluğu olduğu zaman Yeni doğan bebeklere de koronavirüs aşısı yapacaklar. Aşı karnesine koronavirüs de eklenecek. Şu an aşı olmadığı için yeterince gelişmiş insanlar, yetişkin insanlar daha pek çoğu aşılanamadığı için şu anda bunun hiçbir şekilde lafına etmiyorlar. Ama göreceksiniz çok değil kısa bir süre sonra çocukların aşı karnelerine koronavirüs de eklenecek. Değerli izleyicilerimiz ne dediler? Aşı pasaportu, aşı pasaportu sonunda da yürürlüğe koyma kararı çıktı Avrupa Birliği ülkelerinde. Şimdi Almanya'da içinde bulunduğumuz bugünlerde sahte aşı pasaportu, sahte aşı karnesi alarmı var. Bakalım neymiş? Sahte test ve aşı karnesi hazırlayanlara sert cezalar verilmesini talep eden Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn para cezası yerine hapis cezası almaları gerektiğini söyledi. Sahte aşı karnesi hazırlamanın basit suçlar kapsamına giremeyeceğini belirten Span, konuyla ilgili yasa taslağının hazırlandığını ifade etti. Buna göre sahte belgelerle kısıtlamaları delmeye çalışanlara para cezasını yerine 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Kurumları yanıltmaya yönelik bilerek yanlış bilgi verme durumunda ise 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi de bu kanun tasarısında yer alacak. Hükümetin bu yasayı yaz aylarında önümüzdeki ay hayata geçirmesi bekleniyor. Şimdi aşı zorunlu değil diyorsun. E aşı yaptırmayan adamı uçağa almıyorsun. Seyahat ettirmiyorsun. Yani aslında devlet eliyle insanları sahtekarlığa yönlendiriyorlar. Sakın ola ki tabii ki böyle bir şey yapmayın. Yani bunu tasvip etmek mümkün değil. Sahtecilik yani bu olacak iş değil. Şimdi sen insanlara yani aşı olmayanlara ise mutlak surette farklı bir alternatif sunmak zorundasın. Sen devletsin. Vatandaş diyecek ki ben aşı olmuyorum kardeşim diyecek diyenler var. Öyle diyorlar. E şimdi bu insanların ellerinde bir aşı pasaportu olmayacak. Bir aşı karnesi olmayacak. E şimdi bu adamın suçu ne kardeşim? Aşı olmamak suç mu? Ben bunu anlıyorum. Aşı olmayanlar birer suçlu diyorlar. Sen adamı uçağa almıyorsun, seyahat ettirmiyorsun, evinden çıkarmıyorsun, alışveriş merkezine göndermiyorsun. Hastaneye, postaneye, bilmem nereye gitmesine izin vermiyorsun. Çünkü elinde adamın aşı karnesi yok ki. Olmamış, olmak istemiyor. Siz aşı olmak istemeyen milyonlarca insana farklı bir alternatif sundunuz mu? Ya da mesela hava yolu şirketlerinin bir kısmı diyor ki aşı pasaportu olmayanları ben taşımayacağım diyor. Tamam taşıma. Peki vatandaş aşı olmak istemedi. Sen uçağında bir bölümü aşı olmayanlar diye ayırdın mı? Bu insan haklarına, demokrasiye, insanların vicdanına aykırı bir durum değil mi? Tamam kardeşim bindirmiyorsun uçağa. O zaman uçağın bir kısmını ayır, izole et, aşı olmayanlar diye onları oraya otur. Yok, yapmıyorsun. Niye? Çünkü gelir kaybedeceksin. Ve insanları birbirine düşüreceksin. Aşı olanla olmayan birbiriyle kavga edecek. Şimdi bakın bunun daha düzgün bir iletişimle insanlara anlatılması gerekiyor. Aşı faydalıysa daha düzgün bir şekilde anlatılmalı, insanların kafasındaki soru işaretleri ortadan kaldırılmalı. Aksi halde sen aşı olmayanlara farklı alternatifler sunmak zorundasın. Vatandaş olmuyor kardeşim. Biz emekli evin Instagram ve Facebook hesabına her gün binlerce mesaj geliyor. Vatandaş yazıyor diyor ki ben olmak istemiyorum diyor. E şimdi bu vatandaşın suçu günah ne? Olmak istemiyor. Ya ortada bir hata yok mu sizce? Bir sıkıntı yok mu sizce? Bu sıkıntıyı giderecek olan da devletler. Vatandaş ne yapsın? Türkiye'ye giderken Almanya'dan özel uçak mı kiralayacak? Ne yapacak yani? Uçağa binecek. Ve bu koronavirüsle ilgili bakın değerli izleyicilerimiz. Testlerin var ya bu testlerin bedava olması gerekiyor. Bakıyorsun 25-30 euro Kardeşim bu yüzyılda bir meydana gelen bir olay. Olağanüstü bir durum. Zaten vatandaşın cebinde para kalmadı ki. Bir de sen testten 25-30 euro para alıyorsun. Meğer sosyal devlet aşı parası alan devletmiş. Ben öyle anlıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu testler vatandaşın kesesine zarar veriyor. Testlerin bedava olması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde 5'li set halinde Almanya'nın pek çok marketinde Lidl'de, Aldi'de ya da diğer marketlerde 5'li set halinde hızlı koronavirüs testleri satıldı. 25 euro civarında. Millet hücum etti. Birkaç saatte market raflarında test kalmadı. E şimdi 5'li test ama e 5 gün yaptın ya da neyse iki hafta yaptın 3 hafta neyse bir neyse 1 ay yaptın. Çoluk çocuk var evde bir günde biter zaten o 5'li test. E sonra sonra ne olacak? Zaten bu hızlı testlerin %100 doğruluğu diye bir şey söz konusu değil. Çoğu yanlış çıkıyor. Şimdi bunlar bilinirken bir de vatandaştan para alacaksın. Bedava test gerekiyor arkadaş. Bedava Şimdi Almanya'dan örnek verelim. Dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi. Şimdi böylesine zor bir zamanda vatandaşının yanında olmayacaksın da ne zaman olacaksın? Şimdi Sayın Merkel'in şu soruya cevap vermesi gerekiyor. Vatandaş bu testleri bedava bir şekilde yapabilmeli yoksa ben sosyal devletim Ben bilmem ne devletim demekle olmuyor vatandaşın bir cebine parayı koyuyorlar diğer cebinden alıyorlar mesela son bir yıl içerisinde Almanya'da özellikle gıda ürünleri en az yüzde 20 oranında zamlandı ne demek istiyorum markete gidin çarşıya gidin pazara gidin bizim Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız geçen seneye göre mesela Aldi'deki gıda ürünlerini gözünün önüne getirsin Fiyatlar aynı mı? Yok değil. Bu koronavirüs döneminde emekliye tek kuruş para verdiniz mi Almanya'da? Hayır vermediniz. Emekli kardeşim almış olduğu sosyal yardımlar olmasa açlığa mahkum, yokluğa mahkum. 700-800 euro emekli maaşı vereceksin. Sonra da bu insanın mutlu olmasını bekleyeceksin. Bir de parayla test yapacaksın. Görüyorum. Yine Almanya'da titip camilerinden bir tanesinin ismini vermeyeyim. Geçtiğimiz günlerde anlattım. Parayla test yaptırmış. Vatandaş geliyor işte 5 euro mu neyse işte bir test parası verilmiş. Arkadaş bizim camilerimize, STK'larımıza, derneklerimize sesleniyorum. Almanya başta olmak üzere yapmayın. Bu işe alet olmayın, vatandaştan para falan almayın. Yapmayın. Bedava yapacaksanız yapın. Her yıl bu camilerde yüz binlerce, milyonlarca euro yardım toplanıyor. Bu paraları sizin tabii ki doğru yerlere harcadığınız konusunda en ufak bir şüphem yok. Ama sen bu test döneminde vatandaştan niye para alıyorsun? Alma. Ya da bir kampanya başlat. Bedava test kampanyası. Bağışta bulunmak isteyenler bağışta bulunsun ama ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşımızdan siz para alarak doğru bir şey yapmıyorsunuz. Ve camileri de bu işe aracı ediyorsunuz. Yapmayın. Tabii ki toplum sağlığı çok önemli devletin kurumlarına yardımcı olmamız gerekiyor ama işin içerisine para girmemeli. Madem öyle gidin kardeşim. Almanya bir sürü fon dağıtıyor. ilgili bakanlıklarla, yetkililerle görüşün. Biz bedava test yaptırmak istiyoruz. Örneğin şuradaki Müslümanlara ya da bizim camimizin cemaatine bize örneğin 100 bin euroluk test verin deyin. Ya da bağış toplayın. Ama Bunlar yok. Camiye gelene adamdan kapıda bir de parasını alacaksın. Ya adam öğle namazının geldi diyelim, akşama bir daha gelmez ki cebinde para yoksa. Ya test olmak istemiyor adamın bir rahatsızlığı yok. Sen adamı mecbur bırakıyorsun. Niye? Yine Almanya'da birkaç tane cami test olmayanları, yani negatif testi olmayanları camiye almıyor. Bu mu kardeşim doğru adım? Yapmayın, etmeyin. Dini bu işi alet etmeyin kardeşim. Yapacaksanız, zor durumda olan insanlara yardımcı olmak için bedavaya test yaptırın. Ama test içinde camiye gelen adamdan, namaz kılmaya gel gelen adamdan para alınmaz kardeşim. Sen insanları camiden, dinden soğutuyorsun. Doğru bir yaklaşım değil. Size yöntemini anlatıyorum. Ya bağış kampanyası yapın. Ya da devletin yetkilileriyle görüşün. Örneğin 2000 tane cemaat var sizde. 2000 tane test alın. Bedava ya da parasını verin. O yok, o yok. Ne var? Vatandaşın sırtına yüklüyorsunuz. Geçen anlattım ya. Yapmayın arkadaşlar. Doğru bir yaklaşım değil bu. Yani sizler bugüne kadar iyi işler yaptınız, güzel işler yaptınız ama bu korona virüs döneminde vatandaşın cebinden para almaya çalışmayın kardeşim. Ayıp, yazı, günah. Millet zaten pek çoğu sıkıntı içerisinde psikolojik sorunlar yaşıyor. Cebinde 5 kuruş para kalmadı. Bari siz yapmayın ya. Siz yapmayın. Doğru bulmuyorum ben camilerin testle ilgili para alması bana göre yanlış. Kusura bakmasınlar. Beni izleyen çok sayıda bu derneklerde arkadaşlar var biliyorum. Başta didip olmak üzere yapmayın arkadaşlar. Yani hiç bulaşmayın o zaman. Bırak vatandaş gider yapar. Doğru değil.